şanla şerefle isimlerini tarihe yazdıran 15 Temmuz şehitlerimizin kıymetli aileleri, onur timsali kahraman gazilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün 8. yılında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ...15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına ithaf ettiğimiz Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim belgeselimizin özel gösterimine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer misafirler, biz büyük hasletleri olan tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz. Metanetliyizdir biz. Acıyı bal eylemesini biliriz. Merhametliyizdir. Mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Yufka yürekliyizdir. Göz pınarlarımız her daim doludur bizim. Ama ihaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu dün böyleydi, bugün böyle ve ilelebet de böyle olacak inşallah. Zira bu salonu dolduran sizler de bilirsiniz, biz birbirimizi biliriz. Lakin milletimizi tanımayan, geçmişimizden, tarihimizden ders almayanlar oldu. Oysa bu millet gücünü onlara dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da göstermişti. Anlamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan alçaklar bu kez 15 Temmuz 2016'da sahnedeydi. O karanlık gecede milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağdırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi meclisimize saldırdılar. Yetmedi. Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye İşgal Kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki bu millet korkup sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, asla öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. O en kritik anlarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar" sözlerinden sonra yüz binlerce cesur yürek meydanlara koştu. Vatanına sahip çıktı. Milli iradesine sahip çıktı. Liderinin arkasında durdu. Kimi yavrusunun önüne siper etti bedenini. Kızını kurtarabildi ancak kendisi şehadet şerbetini içti. Kimi son telefon konuşmasında eşinden,
helallik istedi. Merak etme, döneceğim dedi. Ancak bir daha asla geri dönemedi. O uzun ve zifiri karanlık gecede aziz vatanın 252 evladı şehadete ulaşırken 2740 insanımız gazilik onuruna erişti. İşte o 15 Temmuz'da ben de Gaziantep valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki milli mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdi. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların Fransız işgalinde haydi Antepliler namus günüdür diyen kara yılanın yurdudur. Hamdolsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, iman dolu göğsü gibi serhattinden alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi. O gün bir kez daha gördük ki bu milletin bağrında nice kara yılanlar, kara fatmalar, Yörük Ali Efeler, Çetmili Kara Ali Çavuşlar çıkar. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Bir gün ismi Ahmet Oruç, Mehmet Oruç olur bu yiğitlerin. Bir gün Ömer Halis Demir, Ayşe Aykaç. Selam olsun şehitlerimize. Selam olsun kahraman gazilerimize. Selam olsun Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim diye haykıran şehit babası Ali Oruç'a. Şehit anası Sanem Oruç'a. Saygıdeğer misafirler. Biraz sonra Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim belgeselinde kahraman şehitlerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin duygu yüklü hikayelerini izleyeceğiz. Ahmet ve Mehmet ikiz kardeşlerdi. İlk nefeslerini birlikte almışlardı. Kulaklarına ilk ezan aynı anda okunmuştu. İkisi de ana kuzusuydu. En büyük hayallerini birlikte gerçekleştirdiler. İkisi de polis olmuştu. O şanlı üniformayı giymişlerdi. Helikopter pilotu olacaklardı. Çelik kartallar gibi gökyüzünde süzüleceklerdi. Ama 15 Temmuz'da her ikisi de şehit edildiler. İlk nefeslerini birlikte almışlardı. Son nefeslerini birlikte verdiler ve salaları birlikte okundu. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Kıymetli misafirler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor. Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Evet, 15 Temmuz'da milletimiz birlik ve beraberliğiyle, cesareti ve vatan aşkıyla unutulmaz bir destan yazdı. Bu destanı sizler yazdınız. Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 15 Temmuz gecesi cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek, tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle
dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. ...15 Temmuz'u sizlerin şahitliğinde asla ama asla unutturmayacağız, unutmayacağız. Bu duygularla 15 Temmuz darbe girişiminde liderlik nasıl oluru tüm dünyaya gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kutlu yürüyüşün ruhu olan aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun. Gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyetler diliyorum. Gecemizi onurlandıran siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ahmet'im, Mehmet'im, şehitlerim belgeselinin yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma tebriklerimi iletiyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Sizleri tekraren sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz efendim.